Yakup Abdallı hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizde ya battal derler, değil mi? Tabii ben de buralıyım. Ben buralı. Birçoğunuz biliyorsunuz buradan ben tohumlara gelin gitmiş. Oradan da annem Çavuşlu'ya gelin gitmiş.
Çavuşlu'dan da biz döndük, buraya geldik. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik, afiyet versin. Allah nasip etti. Allah nasip etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak böyle bir hayırlı, kutlu bir yolculuğa çıktık. Bugün de bu saatte, bu yolculukta Yağbattal'da sizlerle bir arada olmak nasipmiş. Allah'a bin şükür. Hepinize buraya gelerek bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii seçime çok az bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta, bugün pazar günü, oylarımızı bu saatlerde ya kullanmış olacağız ya da kullanıyor olacağız. Akşamına da Allah'ın izniyle Ankara'nın her tarafından, başta Yakup Abdal olmak üzere, başta Yağbattal olmak üzere bir ses çıkacak. O ses de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu evladınızı, bu kardeşinizi Ankara'nın başına getirecek. Sizlerin desteğiyle, sizlerin duasıyla, sizlerin gayretiyle inşallah bu olacak. Ben bu bölgenin çocuğuyum, bu toprakların çocuğuyum. Buraların sıkıntısını biliyorum demiyorum. Sizinle birlikte aynı sıkıntıları ben de yaşıyorum. Ben de yaşadım. Onun için yıllarca biz Ankara'nın kırsalı, taşrası olarak, Ankara'nın çevresi olarak, bu Ankara metropolünün nimetlerinden zerre kadar istifade ettirilmedik. Ankara'nın çevresinde, Ankara'nın kırsalından, Ankara'nın kahrını çektik ama nimetini hep birileri götürdü. Nimetinden hep birileri istifade etti. Bugün Yağbattal'daki sorunları biliyoruz. Yıllarca Yağbattal'da, Mühye'de, Karataş'ta, her yerde Ankara'nın dibinde olmamıza rağmen, Kıbrıs köyde, Ankara'nın tüm taşrasında, tüm civarında imar sorunları yıllardır çözülemedi. Her seçimde bizlerden oy istediler, oy aldılar ama hiçbir sorunumuza da çözüm olmadılar, çare getirmediler. Allah'ın izniyle 30 Mart akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda ilk çözeceğim konuların başında, başta Yağbattal olmak üzere, şu çevredeki, bizim köylerimizdeki imar sorununu halletmek olacak. Buradan bu sözü veriyorum. Buraların sorunlarını biliyorum. Buraya seçimden seçime gelen birisi değilim. Yakup Abdal, Yağbattal benim köyüm. Sorunu da biliyorum. Çaresini de biliyorum. Allah'ın izniyle 30 Mart akşamı sizlerin desteği bizleri oraya getirecek. Bu sorunları da birlikte halledeceğiz. Altyapı sorununu, su sorununu, imar sorununu inşallah hep birlikte çözeceğiz. Tabii Yağbattal'ın imar sorununu çözmezler. Yağbattal'ın başka sorununu çözmezler. Niye? Çünkü onların tek bildikleri bir şey var. Tek bir kıbleleri var. O da para ve ranttır. Paranın, rantın olmadığı yere girmezler. Buradan kendilerine rant bulamıyorlar. Rant göremiyorlar. Onun için buralara gelmiyorlar. Allah'ın izniyle Ankara'yı ranta dayalı yönetimden insanı merkezine alan, Yağbattallıyı içine koyan, canlıyı içine koyan,
üretimi içine koyan, hakkı, hukuku, dürüstlüğü içine koyan bir yönetimi galip kılacağız. Bir yönetimi Ankara'ya hakim kılacağız. İnşallah 30 Mart akşamı bir dönüm noktası olacak. Değerli Yavattalılar, siyasette belli dönüm noktaları olur. Belli zamanlarda belli partiler geldi ve gitti. Anavatan Partisi vardı, Demokrat Parti vardı, Doğru Yol Partisi vardı. Birçok parti geldi ve gitti. Bakın bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi var. 11 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bizler, sizler, bu millet destek verdi, oy verdi. Geldiğimiz noktadan baktığımızda hakikaten çok ciddi sorunlar hem ülkemizi hem bizleri sıkıntıya sokmaya başladı. Ülkenin bütünlüğüne baktığımızda ülkenin belli bir coğrafyası farklı isimlerle anılır hale geldi. Devleti, milletin birliğine baktığımızda bu milleti 36 etnik parçaya bölmeye çalıştılar. Devletin bekasına baktığımızda eskiden de devletin çivisi çıkardı ama hiç bu kadar çivileri toptan çıkmamıştı. Hem ülkenin bütünlüğü, hem milletin birliği, hem devletin bekası ciddi şekilde risk ve tehlike altında. 17 Aralık'tan itibaren artık bir kırılma noktası başladı. 17 Aralık gerçekten bu ülkede bir dönüm noktası oldu. 17 Aralık'tan sonra çıkan ses bantları Türkiye'de birçok şeyin nasıl yürütüldüğünü, bizim yıllarca toplantılarda, kahvelerde, salonlarda, meydanlarda anlatamadığımız birçok şeyi anlattı. 17 Aralık'tan sonra Anadolu'nun dört bir tarafında Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru bir yönelme başladı. Bunun bir şekilde önünü kapatıp göstermemeye çalışıyorlar. Yalan yanlış anketlerle farklı şeyler söylüyorlar. Ama bu millet anketleri de gördü, anketçileri de gördü, sansürcüleri de gördü. Hani ta Faslardan arayıp Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın ekranlarda altyazı bile geçmesine tahammülü olmayanları kendi ağızlarından gördü. Artık millet uyandı. Millet evine ekmek götüremezken, çoluğuna çocuğuna iş bulamazken, imar sorununu çözüp evini barkını yapamazken birileri ayakkabı kutularını doldurdu. Bakan çocukları evlerinde para kasalarıyla, para sayma makinalarıyla caka sattı. Bakın, bir şeyleri artık görmemiz lazım. Bir şeylere ayar yapmamız lazım. Evet, bu bir yerel seçimdir. Yerel seçimin sonucunda hükümet değişmeyecek. Ama bir ayar yapmak da bizim görevimiz. Biz Çankaya'da da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da iddialıyız. Bu iddiamızı sürdürüyoruz. Ben 6 ay oldu. 6 aydır salonlardayım, sokaklardayım, alanlardayım, meydanlardayım ve 6 aydır projelerimi anlatıyorum. 6 aydır Ankara'yı nasıl yöneteceğimi anlatıyorum. 6 aydır çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize nasıl bir Ankara inşa edeceğimizi, onları nasıl iş ve aş sahibi yapacağımızı anlatıyorum. Diğer adaylara da diyorum ki, ey AKP'nin adayı Melih Gökçek, 20 yıldır Ankara'yı yönetiyorsun. Ankara'nın bugün tek bir sorunu var. O da yönetim sorunu. Ankara'nın tek bir engeli var. O da sensin diyorum. 30 Mart akşamı Allah'ın izniyle Ankaralı,
Değerli hemşerilerim, bu engeli ortadan kaldıracak, Ankara'nın diğer tüm engellerini de bu evladınız, bu çocuğunuz, bu kardeşiniz kaldıracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne götürülerek Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da seçim alamayacağını anlayınca böyle bir yola girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını geçen gün gördünüz. Otobüslerde böyle geziyor. Otobüslerde böyle geziyor, böyle. Ankara'da Gökçek gitsin diyenlerin, Ankara'da Gökçek gitsin diyenlerin gelmesi gerektiği yer, Cumhuriyet Halk Partililere, sol kesime söylüyorum. Gerçekten Gökçek gitsin diyorsanız yeriniz Mevlüt Karakaya'nın yanında bulunmaktır. Gerçekten Gökçek'in gitmesini istiyorsanız gelin destek verin. Ama siz destek verseniz de vermeseniz de milliyetçi muhafazakar kesim inşallah 30 Mart akşamı Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Mevlüt Karakaya'yı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirecek. Diyorlar ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verin, Gökçe'ye gönderelim. Bakın bu sözler de Melih Gökçe'nin kandırmacasıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ni alması mümkün değil. Nereden oy alıp da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacakmış? Bari ada var mı? Yok. Şerefli Koçhisar'da, Gölbaşı'nda, Haymana'da, Ayaş'ta, Nallıhan'da, Beypazarı'nda, Güdül'de, Çamlıdere'de, Kızılcaman'da, Kazan'da var mı? Etimesgut'ta var mı? Sincan'da var mı? Mamak'ta var mı? Keçören'de var mı? Elmadağ'da var mı? Nereden oy alıp da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alacaklar? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Ankara'nın 25 ilçesinin 22'sinde ikili yarışıyor, birçoğunda da önde. Geri kalan 3 ilçede de üçlü yarışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi hiç kimsenin beklemediği ölçüde ve sayıda Ankara'da belediyeleri alıyor. O kadar belediyeyi alacak ve üzerine de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı o tacı giydirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli hemşerilerim, değerli yağ vatanlar, benim sizden istirhamım şudur. İnanın Ankara Büyükşehir Belediyesi şu anda avucumuzun içerisinde. Bir haftamız kaldı. Bu bir hafta gerçekten son derece önemli. Benim sizden istirhamım. Öncelikle dualarınızı esirgemeyin. Sizlerden dua istiyorum. Sizlerden dua bekliyorum. İkincisi, birlik olun. Birlik içerisinde desteğinizi buradan kendi içinizden çıkan çocuğunuza, kendi hemşerinize, ama kendiniz için, ama kendi çocuklarınızın geleceği için, kendi değerlerinizin geleceği için sahip çıkın ve destek olun. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık. Evet, Sayın Başkanım, yolun açık olsun. Hep beraber Bozkurt işaretiyle Gökçek gidecek, Karakaya gelecek. Gökçek gidecek, Karakaya gelecek. Gökçek gidecek, Karakaya gelecek. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.